Kanduz Gören. Yine bir ev video dersten beraberiz. Bu dersimizde işleyeceğimiz konumuz gerçek bir fotoğraf üzerinde. Bu bir manzara resmi ya da herhangi bir görüntü olabilir. Bu görüntü üzerine 3D Max'e 3 boyutlu objeler yerleştirmek. Bu sizin ne işinize yarayacak ya da yarar? Bu konudan bahsedelim. Mesela özellikle dış mekan çalışmalar yapıyorsanız bu yaptığınız çalışmaları normal şartlarda 3D Max'in çevresel boşluğu üzerinde resimler atayarak gerçekleştiriyordunuz. Sunlight ya da Very Light ya da Daylight sistem ya da Skylight gibi ışıklar kullanarak bu aydınlatmayı yapıyordunuz. Gökyüzü resimlere atıyordunuz. Bu şekilde bir gerçekçi ortamlar yakalamaya çalışıyordunuz. Bu dersimizde anlatacağımız konu sizi daha farklı bir yönteme sevk edecek. Mesela bir ev düşünün. Bu evi modelleyeceksiniz ve renderını gerçekçi bir şekilde alıp müşterinize ya da şirketiniz içerisinde proje yöneticinize hazırlayıp sunmanız gerekiyor. Şimdi bu sistem bu evin, binanın ya da herhangi bir şeyin bulunduğu yere birebir olarak oturtulmasını sağlıyor. Mesela sizin yapacağınız bir bina var diyelim, bir boş bir arsa. O arsanın üzerine bu bina dikilecek. Normal şartlarda az önce bahsettiğim şekilde binayı modelleyip yerleştiriyorsunuz. Ama bu sistemde sadece o boş olan arsanın fotoğrafını çekmeniz yeterli oluyor. Sonrasında kalan her işi Max'te hallediyorsunuz. Diyeceksiniz ışığı nasıl ayarlayacağız? Kaplamalarını, gerçek bir etkiyi nasıl oluşturacağız? Bunu hangi render motoruyla yapabiliriz? Gibi sorular sorabilirsiniz. Cevabı basit. Bu V-Ray render motorunda da yapılabiliyor. Mental Ray'de de yapılabiliyor. Iray'de de yapılabiliyor. Corona'da da yapılabiliyor. Maxwell'de de yapılabiliyor. Yani tüm render motorlarında yapılabiliyor. Biz bu dersimizde bu işin Mental Ray'de nasıl yapıldığına değineceğiz. Aynı şekilde Mental Ray'de yapabildiğimiz için aynı mantıkta çalışan Ray'de de yapılmış yapılabilecek bir işlemdir bu. Çünkü render motorun çalışma mantığı dışında kullanmış olduğu tüm ışık sistemleri ve kaplama sistemleri Mental Ray ile aynıdır. Ya o yüzden Iray için ayrı bir ders hazırlamamıza gerek yok. Mental Ray'de yaptığımız Iray için de geçerli olacaktır. Şimdi isterseniz başlayalım. Öncelikle arkadaşlar sahnemize çevresel resmimizi basıyoruz. Uzface diyoruz. Uzface'dan arkadaşlar resmimizi kullandığımız yere geleceğiz. Hemen buradan background geçerli aktif wave port'a at diyoruz. Sonrasında bunu büyütüyoruz arkadaşlar. Pardon, bana fazla tıkladık. Şimdi gördüğünüz gibi resim bu şekilde geliyor. Gerçeği de bu şekildedir. Hani Max resmin boyutlarıyla, eniyle, boyuyla herhangi bir oynama yapmıyor. Şimdi normalde iki yöntemle perspektifini ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Burada önemli olan resmin perspektifini doğru ayarlamaktır. Daha çok sahnemizin perspektifini resme göre ayarlamak çok önemli. Şimdi iki yöntem var. Birincisi bu şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. İkincisi uygulama sekmesinde perspektif match menüsünde yapabilirsiniz. Burada show vanishing lines dediğinizde size arkadaşlar direkt kadrajı save frame'i açıyor. Bu yardımcı çubuklar çıkıyor. Bunlar arkadaşlar render'da gözükmez. Sizin sahnenizin perspektifinizi doğru bir şekilde ayarlamanıza yardımcı oluyor. Büyük ihtimalle ilk görünür hale getirdiğinizde zaten resmin perspektifine uygun halde açılırlar. Bunlarla oynayacağınız her bir şekilde sahnenizin daha uyumlu hale gelmesini sağlayacak. Mesela bunları neye göre
ayarlayabiliriz. Mesela ilk olarak bu eksen ayarlamak istediğimizde arkadaşlar, öncelikle mesela şuradan kaldırım taşının eğrisel yönünü de ayarlayalım arkadaşlar. Evet. Sonrasında şunu biraz daha aşağı indiriyoruz arkadaşlar. Bu da bu şekilde oluyor ki ekseni doğrudur. Sonrasında bunu indiriyoruz arkadaşlar. Bunu bu şekilde yaptığımızda hafif birazcık kayma var. Onu da bu şekilde sahnemize birazcık uyarlamaya çalışalım. Tabi bazı yerlerde oynamalar olabilir. Çok yaklaştığını düşünüyorsanız arkadaşlar birazcık yönünde değiştirme yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bunu oynattığınız zaman arkadaşlar burada da ki yardımcı çizgilerinizde de oynama oluyor. Dikkat ederseniz buradaki iki tane dikeye hiç dokunmadık. Dokunmamızın sebebi çünkü burada dikine bir yüzey yok. Şayet iki bina arasında oturtacak olsaydık ya da çevresinde başka bir binalar olmuş olsaydı onları da kullanacaktık. Şimdi sıra şuna geldi arkadaşlar. Şimdi bunu buradaki yerdeki kaldırım taşına uygun bir hale getirdiğimizde eksenine doğru getiriyoruz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde oldu. Bunu da yaptık. Okey. Şimdi bu kısmı birazcık aşağı çekmemiz gerekiyor. Bunun yakınlaşıp uzaklaşmasında herhangi bir sakınca yok. Önemli olan perspektifi doğru ayarlamamız arkadaşlar. Kalan her şey olacak. Evet. Sonrasında zaten buna birazcık yakınlaşma yaptığımızda gördüğünüz gibi resmimizin perspektifinde oturdu. Şimdi artık bizim bu çizgilere ihtiyacımız yok. Bunları kapatıyoruz. Sonrasında tekrar grid panele geliyoruz. Buradan bir tane plane oluşturacağız arkadaşlar. Bizim objelerimizi yerleştireceğimiz alan şu kadarlık bir alan içerisinde yer almakta. Şuradaki demirden de öteye gitmemize gerek yok. Ama tabii siz farklı bir şey yapmak isterseniz oluşturacağınız plane'i ona göre belirleyebilirsiniz. Öncelikle plane'imizi seçiyoruz arkadaşlar. Birazcık daha uzatalım. Evet. Bu kadar bizim için yeterli. Birazcık daha şu şekilde getiriyoruz. Tamam. Birazcık döndürelim. Tamamdır. Şimdi ama birazcık şurada taşın bitimine doğru yaklaştıralım. Aslında yaklaştırmadan birazcık büyüsek daha iyi olur. Evet. Birazcık da öteki taraftan büyütelim. Demire yakın gelsin. Okey. Şimdi arkadaşlar bundan sonra yapacağımız render setup menüsüne geliyoruz. Buradan Metal Ray'i seçeceğiz. Bunun dışında seçmemiz gereken burada şu anlık herhangi bir şey yok. Piksel ölçülerimiz yeterlidir. Sonrasında materyal editörü açıyoruz arkadaşlar. Şimdi şu şekilde render aldığımızda burada herhangi şu arka plana background'a atadığımız bizim ana resmimizi göremeyiz. Onun için yapacağımız arkadaşlar klavyemizden 8 tuşuna basıyoruz. Buradan şimdi çevresele resmimize atıyoruz. Sonrasında onu materyal editörümüze yerleştiriyoruz. Şimdi tekrar bir render'ını alıp bakalım. Şimdi bu niye bozuk çıktı? Şimdi arkadaşlar çok özür dilerim. Pil bitmek üzere. Tamam. Bunun bozuk çıkmasının sebebi şu arkadaşlar. Şimdi burada ÇVSL'e atadığımız background'ı daha sonra materyal slot'a eklemiştik. Şimdi burada texture environ mapping var. Burada environ standart olarak seçile gelir. Küresel bir seçenek var. Küresel olarak etrafı çevreliyor. O yüzden böyle bozuk çıkıyor. Biz bunu screen, ekran seçiyoruz. Yani göründüğü şekilde buraya ses alıyor. Şimdi tekrar render'ımızı alalım.
Gördüğünüz gibi arka planda kullandığımız background'ımız aynı şekilde burada çıktı. Ama tabi sahnemize kullanmış olduğumuz plane de burada gözüküyor. Şimdi bunun için ne yapacağız? Hemen ona gelelim. Tekrar boş bir slota geliyoruz. Buradan arkadaşlar arama kısmına madde yazıyoruz. Madde Shadow Reflection seçeneği çıkıyor arkadaşlar. Bizim tüm işimizi görecek ana materyal bu. Bunu seçiyoruz. Sonrasında şimdilik bunları kapatalım. Burayla herhangi bir işimiz kalmadı. Bunu böyle alalım. Şimdi arkadaşlar bunu geliyoruz. Zaten plane'imiz seçildi. Üzerine atadığımızda gördüğünüz gibi yok oluyor. Tekrar bir render alalım. Sonucu görelim. Şimdi bu siyah oldu. Şimdi bunun bizim background'umuzdan aynısı çıkması için arkadaşlar şu işlemi yapıyoruz. Materyal editörü açık zaten. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Kamera mapped background'a atıyoruz. Kopya olarak atayalım. Orada herhangi bir değişiklik olursa burayı etkilemesin. Şimdi tekrar render diyoruz. Gördüğünüz gibi artık orada bizim plane'imiz gözükmüyor. Aslında var ama gözükmüyor. Şimdi orada kamera mapped background'a oradaki background resmimizi attığımızda şunu demiş olduk. Zeminle background aynı. Ben bunun üzerinde bir şey oluşturmak istiyorum demiş oluyorsunuz. Hani mantık olarak düşündüğümüzde bu sonuca varıyoruz. Şimdi burada yapacağımız ayarlara gelince arkadaşlar opacity kısmında birazcık ayarlarınız olabilir. Sonrasında gölgede bump ve bump amount'ta herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Çünkü kabartmalı bir yüzey oluşturmayacağız. Shadows kısmında gölgelendirmelerde ayarlarımız olacak. Onu birazdan geleceğiz. Şimdi bunun sonrasında şimdilik bunları aşağı atalım. Sahnemize gelelim. Basit olarak bir tane büyük de olmasın. Box'ımızı oluşturuyoruz. Ondan sonra bir tane torus oluşturalım. Torusumuzu şuraya oluşturalım. Ya da torus değil de torus knot oluşturalım arkadaşlar. Torus knot bu tarz işlerde daha eğlenceli olabiliyor. Fazla da kalın olmasın. Bu kadar yeter. Hemen bunu biraz yüzeyimizden aynı yapalım. Detayını front penceresinden veririz. Okey, böyle kalsın. Onun dışında tekrar standarda dönelim. Tabi bir tane tipotsuz da olmaz. Hemen bir tane tipotumuzu oluşturduk arkadaşlar. Yerlerini düzgün hizalayalım. Şimdi fazla da uzaklaştırmak istemiyorum çünkü gölgelendirme ayarlarını yapacağız. Şundan emin olun, gölgeler böyle çıkmayacak. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şeyler arkadaşlar, sıralayayım size, hemen söyleyeyim. Bunlar çok önemlidir. Arka planda kullanmış olduğunuz resimdeki ışık, yani burası bir dış mekan olduğu için güneş ışığı hangi yönden ve ne derecede vuruyor, yani aydınlatma şiddeti. Referans olarak buradaki ağaçları alabilirsiniz. Ağaçlara baktığımız zaman gölgelerin iz düşümünde arkadaşlar 90 derecelik bir iz düşüm var. Yani direkt güneş buradan dikine bir şekilde yaklaşık olarak 45 dereceden biraz daha fazla olabilir. O açıda gelmiş ışık, güneş ışığı buradan vurmuş, gölgeyi bu şekilde yansıtmış. Öğlen saatlerindeki bir aydınlatma şekli arkadaşlar, o şekilde aydınlanmış burası. Bizim buradaki nesnelerimiz de aynı şekilde aydınlatılmak zorunda. Hani işin güzelliği burada yer alıyor. Gerçekçiliği bu şekilde yakalayabiliyorsunuz. Yoksa ben oraya koydum plane'e, işte yok ettim, nesneleri de yerleştirdim. Hadi bakalım render alalım. Sonuç nasıl çıkacak? Hemen görelim. Sonuç arkadaşlar böyle çıkacak. Herhangi bir gerçekçilik yok. Hani nesneler çok yapay bir şekilde duruyor. Herhangi bir gerçekçiliği yok. Şimdi biz bunu nasıl düzeltebiliriz? İşin aydınlatma kısmına geçelim.
Şimdi arkadaşlar buradan çıkıyoruz. Birazcık klavyeden geri tutuşu olan gridleri kapatalım. Sonrasında standarda gelelim. Bir tane sahnemize skylight yerleştiriyoruz arkadaşlar. Sonrasında ve araya spot kullanıyoruz. İşte bizim güneş ışığımızı yapacak olan bu arkadaşlar. Aynı şekilde şuraya kadar tam düz bir şekilde gelmesi gerekiyor. Ona dikkat edelim. Tamamdır. Sonrasında arkadaşlar burada gölge ayarlarını yapacağız. Spotlight parametresinde arkadaşlar bu kısmı olduğu gibi yükseltiyoruz. Sonrasında front penceresine geliyoruz. Grid'i kapatalım. Şimdi zaten birazdan göreceğiz. Şu şekilde yükseltiyoruz arkadaşlar. Biraz daha şöyle yukarıya doğru alalım. Şu şekilde bırakalım. Hemen bu kısma geçelim. İsterseniz bir deneme render alalım ve sonucumuza bakalım nasıl çıkıyor. Şimdi arkadaşlar ışığın şiddeti bizim sahnemize birazcık düşük oldu. Gölgemiz şuradaki ağaçlar kadar siyah bir gölge değil. Onun rengini koyutmamız gerekiyor. Birazcık daha burada bakarsak çok daha keskin olmuş ama birazcık daha yumuşak bir gölgelendirme olsa bizim için daha iyi olacak. Biraz da ışın şiddetini yükselttik mi sanırsam hani tam olarak yakalarız. Şimdi tekrar gelelim burada. Işık ayarlarında arkadaşlar tabi gölge parametresine geliyoruz. Burada Ray Trace kullanıyoruz arkadaşlar. Sonrasında Array Light Parameters. Buradan Rectangle'dan diski seçiyoruz. Bu gölgelerimizin birazcık daha yumuşak çıkmasını sağlıyor. Sonrasında ışık şiddetimizi birazcık yükseltecektik. 2 olarak değiştirelim. Fazla gelirse 1.5'a kadar düşürebiliriz. Sonrasında materyal editöre geliyoruz arkadaşlar. Pardon, BSC'm. Burada şimdi arkadaşlar işin can alıcı noktası bu. Başka detaylar da var. Size onlardan da bahsedeceğim ama önce asıl yapmamız gerekeni yapalım. Şimdi buradaki ambient shadow intensity ve değeri arkadaşlar 0.2. Ambient shadow rengi ise beyaz. Biz bunu arkadaşlar siyaha doğru birazcık çekelim. Okey diyelim ve render sonucumuza bir bakalım. Bu tarz şeylerde arkadaşlar sık sık deneme renderı alın. Hani ben ayarları tam öğrendim, bir kere de hiç deneme renderi almadan gideyim derseniz hani kötü sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar objelerimizin gölgesi birazcık daha burada referans aldığımız gölgelere yakın oldu. Tabii ki onlar kadar koyu değil. Bizim onlar kadar koyu yapmamız gerekiyor. Şimdi orada da Array Light parametresinde de disk olarak seçmiştik. Rectangle'da karesel dik bir kare şeklinde ya da nasıl diyeyim size dikdörtgen şeklinde bir gölgelendirme sistemi vardı. Biz onu disk olarak, yuvarlak olarak yaptık. Bu da bizim daha yumuşak tarzda gölgeler elde etmemizi sağlıyor. Onun değeri düşük, şu an kalitesi çıkmasının sebebi o. Şimdi biz bunu arkadaşlar biraz daha siyaha doğru çekelim. Herhalde bu yeterli olacak gibi geliyor. Hemen deneyelim. Evet, bir öncekine nazaran daha iyi bir sonuç elde etmiş olduk. Şimdi render'ı durduralım. Şimdi bizim buradaki maksimum mask opacity değeri birazcık düşürelim bakalım ne olacak görelim. Hani bunları sizin hani buradaki değerlerle oynarsanız nelerle karşılaşacağınız
karşılaşabileceğiniz sonuçları görmeniz açısından yapıyorum. Opacity verdik arkadaşlar. Bir değerindeydi. Biz onu 0.3'e düşürdüğümüzde sahnemiz birazcık daha saydam, şeffaf bir sahne oldu. Hani bu orada tasarladığınız sahneye göre değişir. İptal edelim. Bir değerinde standart bırakın arkadaşlar onu. Şimdiki buradaki ambient değerinde arkadaşlar bunu komple siyah yapalım. Sonrasında 0.2 değerini 1'e getirelim. Bakalım neler oluyor. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi daha keskin, daha siyah, daha gerçekçi gölgeler elde etmiş olduk. Şu kısmı tam tamına siyah yaptık. Beyaz yaparsak gölgelerimiz beyaza doğru gidecek. O şimdi onun size yardım ettiği konu şu. Her yerde gölgeler siyah olmayabilir. Yani daha böyle saydam, daha bulut grisinde ya da daha açık grilerde gölgeler oluşabiliyor. Onları elde etmenizde size yardımcı oluyor. Şimdi buradaki bir değerini arkadaşlar 3 yapalım, bakalım ne olacak, görelim yükselttikçe ne oluyor. Bir de onu düşüreceğiz. Dikkat ederseniz onun değerini 3'e çıkarttıkça gölgemize birazcık daha uzamaya başladı gibi. Ama rengi daha da koyulaştı. Şunlara da bakalım arkadaşlar. Bakalım buradaki Torus konutla teapot'ta ne gibi sonuçlarımız oluşmuş. Hemen onlara bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sonuç bu şekilde. Gayet iyi bir şekilde sahnemize mont ettik. Siz buraya hani ben böyle basit objeler kullandım size işin mantığını, nasıl çalıştığını, nasıl yapıldığını anlatabilmek için. Siz buraya bir büfe yapabilirsiniz, bir kafeterya yapabilirsiniz. Yani hayal gücünüz neye müsaade ediyorsa onu yapabilirsiniz. Yani herhangi bir sınırlama yok. Yeter ki ayarları doğru kullanın. Şimdi bir daha arkadaşlar, burada ambient kolisyon var. Bu kısımda arkadaşlar sizin pek bir değiştireceğiniz şey yok. Belki 8 değerini 16 yapabilirsiniz. Biraz daha iyi sonuçlar almak için. Reflection arkadaşlar sahnenizde saydamlık elde etmeniz için. Mesela ne gibi? Şurayı kullanmış olduğunuz yüzeyin yansıtmasını, pardon saydamlık dedim, özür dilerim, yansıtmasını sağlamak için aktif edelim, sonucuna bakalım, hem de siz de görmüş olursunuz. Zaten şimdi çıkan ön izlemelerden de görüyorsunuz arkadaşlar, zemin yansıtmaya başladı. Sizin uygulama yapacağınız zemin ıslak bir zeminse, mesela yağmur yağmış bir asfalt ya da betonsa ya da seramik bir yüzeyse, ahşap bir yüzeyse, bu seçeneği kullanarak daha çok gerçekçiliğe yaklaşabilirsiniz. Hani bu kısım o işe yarıyor. Şimdi basit olarak bunun V-Ray'de nasıl çalıştığına gelelim. V-Ray'de daha basit çalışıyor. V-Ray'de madde, materyal editörde madde var. Orada madde materyallerini kullanarak bunu yapıyorsunuz. Duruma göre gerekirse V-Ray'de de bu işlemin nasıl yapıldığını anlatırız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bunu kapatırsak burada yansıtmamız yok olacak. Hatta şuradan bölgesel bir render alalım. Şimdi bütün sahneyi beklemeyelim render işlemi için. Sadece şu kısmı render etmesi bizim için yeterli olur. Şu şekilde alsın. Yansımanın yok olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Şu kısımda direkt eliminasyon ayarları var. Bu render kalitenizde müdahale etmenizde olanak sağlıyor. Yansıma kayboluyor. Böyle bir yüzeyde ıslak olmadığı için yansıma da olmaz arkadaşlar. Reflection'ı kullanmanıza gerek yok.
Genel itibariyle kullanım böyle arkadaşlar, ama bir şey yapmayı unuttuk. Birazcık daha iyi sonuç elde edebilmek için hemen şuradan Tools'tan Lightlister'ı açıyoruz arkadaşlar. Skylight seçiyoruz. Sonrasında bu Skylight'ta arkadaşlar buraya bir environment heat yaratacağız. Ama öncelikle bir render setup'a girelim. View diyelim, view'de kalsın. Gelelim arkadaşlar bitmap. Bunu da kullanabilir misiniz? Evet, bunu da kullanabiliriz. Hemen benzer yüzü arkadaşlar Skylight'te gözükürse şayet objelerin üzerinde de bir yansıma olması gerekiyorsa, yansıtan objelerse, yani böyle katı model değilse, seramik yüzeylerse atadığınızda çevresini daha sağlıklı bir şekilde yansıtmış olacak, ama HDR kullanmanızı tavsiye ederim. Hemen özür dilerim, bir render alıp sonuca bakalım. Evet. İşin final kısmı böyle arkadaşlar. Hani gördüğünüz gibi herhangi bir zorluğu yok. Kullanımı oldukça basit. Mesela bu tarz işlemlerde neler yapılabilir? Hani sadece böyle tek kare renderlar değil, animasyonlar da yapabilirsiniz. Mesela bir videonuz vardır. Max background'da hareketli görüntüyü destekler. Seçerken hareketli olduğunu belirtmenizde fayda var. Hareketli bir sahnede mesela bir şifre küre çizerseniz aynı bu zeminde zıplayan bir top özelliği verebilirsiniz. Ya da burada yürüyen bir robot, ya da burada yürüyen insanlar. Artık arka planda kullanmış olduğunuz hareketli background nasılsa ona uygun bir şey kullanarak da sahnenizi hazırlayabilirsiniz. İşlem bu kadar basit arkadaşlar. Dediğim gibi zor değil. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Anlatacaklarım bu kadardı. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkürler. Her zaman dediğim gibi mutlu olun. Mutlu insanlar daha güzel tasarımlar yapar. Görüşmek üzere.